дорогие друзья, мне кажется, вам, особенно женщинам, подписчикам моего канала, было бы интересно увидеть, как устроен салон красоты в Турции, какие услуги они предоставляют. Поэтому я хочу показать вам салон, в который я хожу сама, и с хозяйкой которого мы очень хорошо общаемся. Салон называется Bianca Güzel Salon и Баян Куаферу, что по-турецки значит Bianca Салон Красоты и женский парикмахер. Сразу расскажу, где он находится. Находится он недалеко от улицы Ататюрка, центральной улицы. Вы поворачиваете около магазина Brand Box и идете по этой улице практически до конца и увидите салон. В описании к видео я обязательно оставлю ссылку, поэтому сегодня я хочу сделать уход за лицом. Салон у нас находится на первом этаже. Merhaba Gülşah'ım. Merhaba, hoş geldiniz. Gülşah'ım владелица этого салона. Салон у них работает здесь уже 5 лет, но Gülşah'ım занимается красотой, наводит красоту женщинам уже целых 25 лет. Представляете, раньше в Стамбуле, а сейчас... Как я говорила, я сегодня пришла делать джильдбаком. Уход за лицом уже стало русче внутри. Сделать уход за лицом. И поэтому покажу вам, где это делают. Вот в этой комнате происходит... Уход за лицом. Gülşah Hanım, anlatabilir misin? Burası cilt bakımı odamız. Son teknoloji cihazlar kullanıyoruz. Bu kozmetik ben biliyorum. Evet, Anubis kullanıyoruz. İspanya, Barcelona. Bu ve Rosegraf birlikte kullanıyoruz. İki ürünü. Rosegraf'ta. Ne tarz cilt bakımları var sizde? Hepsi var. Normal klasik bakım, yani temizleme bakımları. Cilt bakımında cildi temizliyoruz, peelingini yapıyoruz. Sonra buhar, makineyle buhar verip siyah noktalar, yağ bezelerini. Buhar bu mu makine? Buhar, bu normal klasik bakım. Bunun fiyatı 60 lira. 60 lira. Evet. Kaç sürüyor? 1 saat. 1 saat, civarında sürüyor. Uzman olmak lazım. Nasıl? Tabii ki. Tabii. Nasıl oluyor? Yani eğitimini almış olmak lazım. Ben bu işin eğitimini aldım. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Yani sadece makineyi kullanmak değil, komple ciltte onu kullanmak önemli. Hangi cilt tipine, hangi uygulamalar yapılır, hangi maskeler uygulanır, hangi cihazlar uygulanır. Bu eğitimle. Evet, o sadece makine aldın, şey yapıyor. Koysun değil yani. Cilt tipine göre de. Suyla karıştırıp maske uyguluyoruz. Bunlar altın maske dediğimiz, plasenta maskesi. Bu HIFU dediğimiz cihazdır. Evet. Nasıl bir şey? HIFU, bu yüksek odaklı ses dalgalarıyla cilde atışlar yapmamızı ve buradaki ciltteki sarkmayı topluyor. Yukarı doğru. Boyundan itibaren, bu boyunda, yüz bölgesinde. Göz altındaki kırışıklarla. Bunu 4 seans gerekiyor. 2 ay arayla yapıyoruz. 4 seans sonucunda cilt çok ciddi bir şekilde toplamış. Sadece yüz için mi ya da mesela yüz için? Bu sadece yüz. Также как вы знаете, в салоне маникюр педикюр yapıyorsunuz. Ve mesela bu makina dikkat çekti. O nasıl bir şey? Bu pedikür için jacuzzi'li. İçinde jacuzzi'si var. Pedikürün konforlu olmasını sağlıyor. Konforlu bir pedikür. O masajlı koltuktur. Masajlı? Evet. O koltukla masajlı. Orası da jacuzzi'li. Manikür pedikür masamız. Manikür pedikür için. Aynı zamanda ayak detoks cihazımız var. La detoksa. Evet, onunla vücuttaki zehirli toksinlerin atılması sağlanıyor. Su da yapıyorsunuz değil mi? Tüm cihazlarımız steril makinesinde sterile edilir. Sterilize edilir. Hepsi steril edilir orada. Ve tabii ki kuaför salonu. Evet, kuaför bölümü. Zaten her tarz kuaför, hepsi, yani saçla boyama, tabii, kesme, hepsi var. Manikür pedikür kaç para sizde? Manikür pedikür toplam 70 lira. Manikür ve pedikür. Evet.
ikisi beraber. Manikür sadece? Manikür 30, pedikür 40. O normal oje mi ile ya da jel lak? Normal oje de şellak da yapıyoruz. Şellak da 50 lira fiyatı. Şellak 50 lira. Протез тырнак 100 лира. У них есть очень классная комната для всех женщин, которые хотят похудеть. Сейчас вам покажем этот аппарат. Если вы хотите похудеть, то вам точно сюда. Evet, uzay mekiği. Bu başlıklarla yağlı bölgeye, göbek olur, yanlar olur, her yere yapabiliyoruz. İç bacaklara yapılabiliyor, dışlara yapılabiliyor, kollara yapılabiliyor. Tabii başlıklar farklı, küçük başlıklar da var. Bağladığımız kısımda vakumla yağlı kısmı içine çekiyor. Bu pertiyerlerle önce 42 dereceye kadar ısıtıp sonra -9 dereceye soğutuyor. Orada oluşan ısı farkından dolayı yağ hücreleri donuyor ve donan yağ hücrelerini vücut dışarı atıyor idrar yoluyla. İki başlık kullanabiliyoruz. Aa, bu biraz daha küçük. Yok, aynı, aynı. Bu ikisi. Küçük olan burada var. Mesela ha, bu daha küçük. Uygulanacak bölgeye göre başlık boyutları değişiyor. Bununla ortalama 4 seansta yaklaşık 2-3 beden kadar inceldi. Siz de önce dediniz siz onu kullandınız. Kaç satayım? Bende mi? Bende yaklaşık 1,5-2 beden kadar gitti. Ha, yani o da yaklaşık 8-9 santim eder sadece göbek kısmında. Yağ oranı ne kadar yüksekse o kadar fazla gidiyor. Yağ oranı az olursa daha az gidiyor doğal olarak. Onun dışında bu da bunu da selülit tedavisinde. O şey tembeller için mi spor yapmak? Evet. Şey gibi. Spor yapıyorsun. Evet, gibi, evet, spor yaptırıyor. Yatarak spor yaptırıyor. O tam benim için. Evet. Ve bunlar kasları da güçlendiriyor aynı zamanda. Hem selülit tedavisinde kullanıyoruz, hem kas güçlendirmede kullanıyoruz. Burası sıkılaşma. Epilasyon odamız. Lazer epilasyon uygulamamız var. Lazer epilasyonda buz başlıklı lazer kullanıyoruz. Burası safir buz başlıktır. Cildi yakmadan, soğutarak işlem yaptığı için daha acısız bir epilasyon. Yakmadan, o zaman o sıcak olmuyor, o lazer mi? Evet. Ama sıcak olmadan lazer. Buz lazer. Evet, o zaman bu daha iyi. Tabii. Bazen görüyorsun çok şey... Yanıklar oluyor, bunlar da olmaz. Olmuyor. Yok. Bu yeni mi? Yeni, son teknoloji cihaz bunlardır. Son teknolojidir. Bunlar daha ince tüyleri de görme özelliğine sahip. Ortalama 8-10 seans gerekiyor. Evet. Ve sonra saçlar hiç olmuyor. Çıkmıyor. Напишите в комментариях, кстати, кто пользовался, женщины, конечно же, лазерной эпиляцией. Я не пользовалась, но я думаю, что это можно будет попробовать. Evet, bu odamızda masaj odamız. Komnata masaj, masaj. Her türlü masaj uygulamamız var. Medikal masaj. Sadece kadın mı ya da erkek? Kadın, erkek fark etmiyor. Masörümüz erkek. Onu belirteyim. Her türlü medikal masaj, taş masaj. Ve sizin uzman kaç senedir masaj yapıyor? Nerede öğrendi masaj? O da eğitimini almış, okuluna gidip eğitimini almış. Diplomaları var. Yaklaşık o da 12-13 senedir yapıyor. Artık şimdi yaşıyor, kakuma bu vada yaşıyor prişla. Когда вы, ben şey demek istiyorum, ne zaman bir güzellik salonuna gidiyorsun, en önemli o salonun sahibi bakacaksın. Sahibi güzel, o zaman salonda sana kesinlikle güzellik yapabilir, değil mi? Bir de şunu belirteyim, bütün işlemleri ben bizzat yapıyorum. Sahibi olarak kendim yapıyorum. Hani elemanların ellerini bırakıyorum.
Также в этом салоне делают маникюр и педикюр, используют они марку MyNail и PNB. И сейчас девушки делают педикюр, красят ноготки вот таким вот прям ярким алым цветом. Этот салон не только для женщин, кстати, но и для мужчин. Мужчинам здесь делают массаж, эпиляцию, ну, в общем, всякие разные процедуры. А там сейчас будут делать массаж с камнями. Айхан, насылся? Релакс? Айхан, релакс. Сейчас опять кладут камешки. Вот это вот вулканические камни, которые привезены из Индонезии. Дядечка, который делает массаж, сказал, что эти камни особенные, они забирают негативную энергию. В общем, как вы видите, делают массаж потом вот этими вот камнями. Ну и, конечно же, друзья, вы хотите узнать цену этого массажа. Вот именно этот массаж 1 час стоит 80 лир. Это очень, очень хорошая цена. Айхан, ты массаж битти на сел? Супер. Супер мы. Массаж айда качкеры я помаклязам. Öncelikle temizliyoruz. Temizleme sütümüzle. Neyle temizliyoruz? Temizleme sütü. O da Anubis mi? Evet, evet Anubis. Neden bu marka seçiyorsunuz? Anubis neden o? Daha doğal, daha bitkisel bir ürün. Kimyasallardan daha uzak bir ürün olduğu için. Şimdi bu şekilde bir 15 dakika buhar veriyoruz. 15 dakika. Evet, cildin iyice yumuşaması lazım ki siyah noktaları, yağ bezelerini temizleyebilmem için. Sıkma işlemine geçeceğiz. Bunlar temizleyeceğiz. Ne olacak? Şimdi siyah noktaların ve yağ bezelerinin temizlenmesi öncelikle cildin dip temizliği anlamına geliyor. Hı hı. Temizlenmedikçe sivilceye dönüşür. Hı hı. Daha da ilerleyen dönemlerde kalıcı leke ya da benlere dönüşebiliyor bu siyah nokta ve yağ bezelerinin temizlenmemesi. Şimdi bu high frekans dediğimiz işlem, şimdi sıktığımız gözeneklerin kapanmasını ve aynı zamanda bu bölgenin dezenfekte olmasını sağlıyor. Maskemizi uygulayacağız. Nasıl bir maske? Bu mineral maskedir. Cildinize ihtiyacı olan mineralleri sağlayacak. Ve şimdi en son krem. Evet. Nemlendirici kremimizi de uyguluyoruz. Yüz masajıyla birlikte. Ha, sizin salonda şey de var, botoks var mı? Botoks ya da dudaklı şey yapıyor mu? Aynen. Ne diyor? Evet, onun için bir plastik cerrahla, doktorla çalışıyoruz. Hı hı. Randevuya göre geliyor. Ну что, друзья, после этой процедуры, видите, у меня лицо такое немножко розовенькое. Кульшаны, сонра, не я помлязан. Угорь, не камешу.
Ha, yıkamıyorum. Bugün yıkamıyorsunuz. Çünkü sürdüğümüz ürünlerin bir ciltte kalması lazım. Yarından sonra normal. Her şey normal. Ve bir ay sonra tekrar... Evet, bir ay sonra tekrar edeceğiz aynı bakım. Через месяц снова мне нужно прийти. Вы будете баким фиат сизнедис отмышлира. Да. И вот это вот все дело стоит всего 60 лир. И также, друзья, я узнала очень много всего интересного от Гульшах Каны по поводу натуральных продуктов, масел и так далее. Поэтому, возможно, еще раз мы к ней придем и поговорим непосредственно о том, чем она пользуется. Гульшаны предложила мне сделать какую-то интересную прическу, поэтому сейчас мы пойдем познакомимся с их куафером. Куаферы ли это здесь? И посмотрим, смогут ли они что-нибудь сделать своими волосами. Мерово. Сзадыме? Хакан. Хакан парикмахер. И Хакан, вы обеним сашлавна и побылюсь? И Хакан, мы идем. Волосы у меня чистые, я их мыла утром, поэтому волосы мы не моем, а сразу на чистые волосы он будет делать мне волны. Как вы думаете, красиво получится? Мне кажется, классно получится. Но у меня в волосах есть такая проблема, все держится очень мало. И какие бы волны я ни делала, сколько лака я бы ни делала, я выхожу на улицу, в Алании очень большая влажность. Я выхожу на улицу, и все снова становится прямым. Носок. Как сзади получилось, я не вижу. Но смотрите, получилось очень классно. Такая повседневная прическа. Каждая кика сурду, он да кика. 10 минут, видите, и получилось. Вот такая вот красота. Teşekkürler Hakan Bey. Teşekkürler. Sizin de saçlar çok güzel. Teşekkür ederim. Hakan Bey mi yapıyor? Evet Hakan Bey. Siz çok şanslısınız ya. Teşekkürler. Geliyorsunuz işe Hakan Bey mi? Evet. Aynen. И, друзья, конечно же, вам интересно знать, сколько стоит постричься в Турции, сколько стоит покрасить волосы. Постричься стоит фен, кесим ве фен 30 лира. Yok, kesim 30 lira, fön 20 lira, kesim ve fön toplam 20 волосы стоит 30 лир, просушить волосы и сделать какую-то прическу стоит 20 лир. То есть, если вы полностью топлам, кесим ве шей гюзель бир сашёпым, и для того, чтобы сделать какую-то красивую прическу, стоит 50 лир. В общем, все вместе 50 лир. Чокташи калёш. Чокташи калёш. Напишите, как вам. Посмотрите, у Гульшах Ханым какая прическа. Гульшах Ханым невероятно красивая. Чок гизельсинис. Чок гизель вербоя. Чокташи калёш. Бурофле. Друзья, вот видите, в Турции, я всегда восхищаюсь, живут такие вот невероятно красивые женщины. Поэтому, друзья, если вы хотите прийти в красивый салон и получить качественные услуги, приходите к Гульшах Ханым, мы с ними давно уже общаемся, и мне очень здесь нравится атмосфера. Buyurun Gülşah Hanım. Davet edebilirsiniz herkese. Salonumuzda randevu sistemiyle çalışıyoruz. Arzu eden herkesi bekleriz salonumuza. Tabii en iyi sonucu alacağınızdan emin olabilirsiniz. Поэтому, друзья, добро пожаловать в салон Бьянка. В описании к этому видео я оставлю ссылки на Facebook, телефон, на все социальные медиа. Ну и, конечно же, если вы живете в Алании, если вы приезжаете в Аланию, обязательно приходите. Вы видели, что и как здесь устроено, какие цены. И я думаю, что вы получите истинное удовольствие. Сезон Русчевай Мабирас, пока-пока. Русчада Гришес, пока-пока. Поэтому мы вам говорим пока-пока. 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 И добро пожаловать.